Öncelikle milföylerimizi hazırlayalım. Bir tane yumurtayı güzelce çırpıyorum şimdi. Bunu milföylerin üzerine süreceğim. Daha güzel kızarsınlar diye. Yumurtamız hazır. Şimdi milföy hamurlarını da hazırlamaya başlayabilirim. Fırın tepsisi, içerisine pişirme kağıdını koydum. Ve ilk milföyümü alıyorum. Milföy hamurlarını, her bir parçasını 3'e bölüyorum. İnce uzun olarak. Kesmiş olduğum milföy hamurlarını şimdi üzerlerine çatalımla bu şekilde delikler açıyorum. Şimdi bunların üzerine biraz önce çırpmış olduğum yumurtadan süreceğim. Hazır olan milföyleri şimdi fırına götürüyorum. 180 derecede 15-20 dakika pişirdikten sonra labne ve çileklerle beraber servise sunacağım. Şimdi milföylerin içerisine koymak için çilek hazırlayacağım ve üzerine koymak için. Üzerine bütün olarak koyacağım çilekleri. Daha büyük olanları içerisine koyacağım fakat dilimleyerek yerleştireceğim. Şimdi milföylerin üzerine azar azar labne süreceğim. Dilimlemiş olduğum çilekleri de milföylerin üzerine sürmüş olduğum labnelere bu şekilde yerleştiriyorum. Çok az miktarda da yine çileklerin üzerine labne koyuyorum. Görmüş olduğunuz gibi 3 katlı milföyümü servis tabağıma bu şekilde alıyorum. Diğer milföyleri de aynı şekilde birbirlerine tutturuyorum. Hafif de bastırıyorum daha sıkı tutması için. Diğerini de bu şekilde koyduktan sonra şimdi sıra geldi üzerlerine çilekleri koymaya. Ve şimdi son olarak az miktarda pudra şekeri koyacağım üzerlerine. Çilekli milföyler de hazır.